Drivers kanalına hoş geldiniz. Yeni bir proje aracıyla birlikteyiz. Yeni aracımız BMW'nin 528 modeli E39 kasa. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamının gelmesi için kanala abone olup videoya like atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Evet, aracımız 528 0 motor yapıldı. Motor şu an henüz 1200 km'de. Okan abi tuning muffle performansla yapıldı. Aracın yani motorunda sıfırlanmayan bir parça kalmadı. Aracın ufak tefek eksikleri var. Onları yaptıracağız. Hepsini zaten çekeceğiz. Dıştan bakalım öncelikle araca. Aracımıza özel plaka aldık. F20 ile aynı plaka. Bu arada F20 de duruyor. Subaru da yakında kısmetse bitecek. Bunu da hani alıp toparlayalım diye şey yaptık. Aracımızın dış rengi oldukça güzel. Fakat boyada çizikler var. İşte ön tamponda kusurlar var, vuruklar var. Bunları yaptıracağız. Şu farımız da şurada içeriden çatlak gibi böyle tuhaf bir şey var. Onu yaptırmak istiyoruz. Ondan sonra şöyle dış kozmetikten baktığımız zaman başka eksiklerimiz. Kapı kolu elimde kaldı arkadaşlar geçen gün. Onu da çekelim. Buranın kapı kolu elimde kaldı. Bunu alacağız. Bu arada bu kapının iç kapı kolu da yok. Cam motoru da bozuk. Onları yaptıracağız. Hatta şöyle açabilirim. Bakın. Çok opsiyonel şu an. Ondan sonra cam filmleri kötü, cam filmleri sökülecek. Dıştan şöyle dönelim. Aracımızda egzoz var, sonsuz tur liftel. Onu sonradan çekeriz. Bu arada kaputumuzdaki BMW logosunun şeyi kötü, onu da yenileyeceğiz. Onun dışında jantları belki offset'i çok fazla, belki jantları değiştirebiliriz. Ulan fıskiye başladı, şansında var. İnşallah ses net çıkıyordur. Yani artık fıskiye de yapabileceğim bir şey yok yani. Ondan sonra şu yan kapı çıtaları boyanacak. Bakın şöyle boya atmaları mevcut. Yakından gösterebilirsen. Şunları baştan boyatacağız. Şu çıtaları belki baştan bir yeniletebiliriz. Zaten iç dış kuaföre girecek. Hani pastacılar falan yapacak. Onlardan zaten bahsetmeme gerek yok. Ondan sonra dıştan yani bizim için kusurları bu kadar. İçeride ufak tefek kusurları var. Onları anlatacağım size. Zaten kronik olan şeyler var E39'da. İşte koltuğun bir tarafının yatıp bir tarafının yatmaması gibi. O tarz şeyler mevcut. Tabii 98 model bir araba sonuçta ve normalde 373 bin kilometrede, motor 1200 kilometrede bile olsa yani sonuçta yaşlı bir araba. Bunları hep birlikte toparlayacağız ve günümüz şartlarına uygun hale getireceğiz. Böyle içinden de başlayacak olursak hatta bu taraftan gidiyoruz. Bu kapı kolunda ayarsızlık var. Şöyle çok şey açılıyor. Zor açılıyor. Şu düğmelerde deformasyonlar var. Bunları yaptırmak istiyorum. Şu deformasyonları yaptırmak istiyorum. Ondan sonra şu kırık bakalit elektrikli koltuğun şeyi. Bakın. Nasıl oldu lan bu? Soketi de çıkmış oğlum. Vay arkadaş. Neyse taktık. Bakın koltuk ileri geri yukarı aşağı çalışıyor ama bazen yukarı kaldırdığımızda aşağı indirirken bu taraf iniyor, o taraf inmiyor. Onlara bakılacak. Direksiyon düğmelerinde soyulmalar mevcut. Onlar yapılacak. Evet. Direksiyon elektriğimiz çalışıyor. Direksiyon elektriğinde hiçbir sıkıntı yok. Burada eksik tuşlarımız var. Klima panelini sıfırdan alabiliriz. DSC tuşunun şeyi çıkmış, boyası. Bunu yaptıracağız. Bardaklıkta bir taraf aktif çalışıyor fakat diğer taraf tutmuyor. Bunu yaptırmak istiyorum. Onun dışında vites topuzlusunun mandalı takılı kalıyor gibi. Onu yaptıracağız. İçeride başka ekran bazen çalışıyor, bazen görüntü geliyor, bazen gelmiyor. Onu yaptıracağız. Ondan sonra iç kuaförünü de yaptıracağız. Ve o şekilde bineceğiz. Başka senin aklına gelen bir kusur var mı arabada? Arka tarafın kapı kolu. Arka tarafın kapı kolu dıştan da kırıldı, içten de kırık. Onlar yapılacak. Mekanik olarak da dışarı gelip anlatayım. Mekanik olarak zaten motor sıfır yapıldığı için bütün parçalar değişti. Şöyle kaputu açayım hatta. Aracımızda LPG var. F20'den az yaktığı için genelde bunu kullanıyorum. Aldığımdan beri.
Yani motor zaten sıfır yapıldı. Okan abinin eline sağlık. Gerçekten güzel oldu ve hani hacimli kapak, yani 400 kapak kullanıldı ondan sonra. Yazılım falan da var şu an. 210 beygir civarı. Mekanik olarak ön salıncaklarda şu an sorun var. Onları değiştireceğiz. 4 disk 4 balata değişecek. Ondan sonra elektriksel o sorunlar yapılacak. Bütün işlemler yapıldığında gayet güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım, keyifle bineceğimiz güzel bir araba olur inşallah. Evet, like atarak desteklerinizi bekliyorum. Bakalım. Şimdi bir sesini duyalım o zaman. Hatta gel bir direksiyonu da çek. Elektrikli direksiyonumuz bu. Şöyle bakın, elektriği çalışıyor. Çalışmadı lan. Sen yukarı mı aldın direksiyonu? Azar Bey'di arabaya, bak çalışıyor. Tamam, baştan al. Evet, elektriğimizi gösterelim hemen. Böyle bir kalite yok. Şimdi marşı veriyorum. Tabii şu an cold start değil. Hani sıcak araba sonuçta. Evet, gördüğünüz gibi motorumuz takır takır çalışıyor. Ha, aynalar da çalışıyor. Bak, aynaları göstereyim ama aynalarda da kapanmada sorun yok ama açıldıktan sonra bu mekanizma böyle bir 2 saniye daha açmaya devam ediyor. Göstereyim ondan. Ha, böyle katlanmada hiç sorun yok. İkisi de katlandı değil mi? Katlanmadı mı? Arkadaşlar, araba biraz nazlı. Bak, takılı kalıyor. Hala açmaya çalışıyor. Bak, kilitlendi. Oğlum öyle şeyler söyleme, alınır. Onlara da bir baktırmak lazım. Aynen öyle. Zaten en son bir Çetin abiye gidecek araba. Filmler için değil mi? Hem filmler için, hem bir şeylerine baksın. Bu cam motorlarına filan. Sunroof giderlerini falan temizler. Aynen. Bir sunroof bakımını falan da yapalım. Yani her şey, motor hazır sıfır. Bari böyle bir şey yapıyoruz. Her şey sıfır olsun arabanın. Gerçekten temiz olsun. Ya parçası da gerçekten ucuz şimdi E39'un diğer BMW'lere ya da diğer markalara göre. Bak şurayı göster. Şu temiz kısmı gözüküyor mu kamerada? Burada evet. Pastacıyla denedik. Hani boya gerçekten güzel parlıyor mu diye. Bakın şu bölgede gayet verimli bir şey oldu, iki kat pastayla. Daha hare gidericisi falan sürülmeden gayet güzel oldu. Komple kuaföre gittiğinde çok daha güzel olacak. Biraz da sürüşe geçelim. Ondan sonra artık ikinci bölümde araba eksikleri giderilirken izleyeceksiniz. Bu arada Derya Usta'yla belki bir yakıt tasarruf konusunda bu arabayla bir video çekebiliriz. 2800 cc olduğu için yakıt tasarruf cihazının gerekli olduğunu düşünüyorum LPG olmasına rağmen. Bakalım. Şimdi sürüşe geçelim. Bastım. Evet, şimdi hem ufaktan bir kullanalım hem de içeriden de bilgi vereyim istedim. Şimdi ABS sensörü bazen yanık şey oluyor. Onlar neden bilmiyorum. Sensörlere bakılacak. Klimamız çok iyi değil. Klimaya bakılacak. Gazı bitmiş olabilir. Ondan sonra. Onun dışında genel anlamda iç kozmetiği gayet iyi aracın. Yani bu saydığım eksikleri yaptığım zaman kusursuz bir hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü ben titiz bir adamım. Hani gözüme çarpardı başka bir şey olsa. Ve hani yaptığım şeyin de kusursuz olmasını isterim. Yani ondan sonra onun dışında dedim, kadranlarda bir sorun yok. İşte farlarda bir sorun yok. Arkalarda LED stoplarımız var. Onlarda bir sorun yok. Bazen sinyal verdiğimizde ampuller hızlı yanıp sönüyor. Bazen yavaş yanıp sönüyor. Yani bir yeri patlak görüyor. Yani bir elektriksel bir sorun var. Ona bakılacak. Onun dışında herhangi bir sorunu yok. Hani tavanımız falan da çok kirli değil. Zaten krem rengi. Hani iç şeye girdiğinde detaylı temizliğe hepsini düzeleceğini düşünüyorum. Güzel bir halı paspas sipariş ederiz buna. Bir poto paspastan. Ondan sonra onun dışında bir sıkıntı yok. Yani araba gayet sessiz, konforlu. Güzel çalışıyor.
Şanzımanda falan da şu anda bir sorun yok. Tabii eski nesil bir şanzıman. Çok hızlı vites değiştirmiyor ama yine de şey, güzel. Zaten gaz vermeden de araba gidiyor. Hani hacimli olduğu için. Şimdi bir yol açılsın, ufaktan bir gazlar vitesine de bakarız. Bak şu ekran yine gitti. Mesela canı isterse çalışıyor. Bunlara bakılacak, ısınınca gidiyor. Bunlara bakılacak ufak tefek. Ya bu yaştaki arabada zaten bunlarla uğraşmak da keyif veriyor. Hani parçası bulunabildiği için, parçası bulunmasa sıkıntı verir insana bunlar, ama parçası bulunabildiği için keyifli oluyor ya. Böyle git o parçayı al, onu tak, bunu tak, şunu sök. Güzel oluyor. Şurada bir basayım mı? Kapat bakalım. Gördün mü? Araba pati çekiyor. İki kere yükseltiyor, bir daha şey yapıyor. Nasıl sesi soluğu? Arabanın sesi çok güzel ya. Değil mi? Şey, Vanos devreye girdim mi üstlerdeki araba şey yapıyor, böyle bir çıldırıyor. Zaten birden ikiye çektim mi de bir anda vurup sarmaya başlıyor. İkiden üçe de aynısını yapıyor. Soluğu güzel değil mi? Çok iyi ya. Hacimli araba. İlk defa yüksek hacimli bir arabaya biniyorum. Böyle 2500 üzeri. Yani biniyorum derken sahip olmak manasında. Hani değişik bir duyguymuş. Böyle mesela 80'li giderken sen de kullandın. 80'li giderken aynı gazdan çektim, böyle gidiyor falan böyle. O zaman görüşürüz.